Samimi Haber'den herkese merhaba değerli izleyenler. 2022 yılını geride bıraktık. Sayılı günler kaldı. Öyle bir seneydi ki sanırım hepimiz için epey ilginç oldu. Peki bakalım hem Türkiye hem de dünya gündeminde neler yaşandı? Türkiye, Ermenistan'a uyguladığı ambargoyu kaldırdı. Covid-19 pandemisi dünya genelinde vaka sayısı olarak 300 milyonu aştı. Konya, Karaman hızlı tren hattı hizmete girdi. Baltimore, Maryland'da domuzdan insana ilk başarılı kalp nakli ameliyatı gerçekleşti. Burkina Faso askeri darbesinden sonra Paul Henry kendisini ülkenin yeni devlet başkanı ve yeni başkomutanı ilan etti. Ermenistan ve Türkiye arasındaki normalleşmenin başlamasından sonra iki ülke arasında uçuş seferleri başladı. Rus ordusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı sonrası Ukrayna'yı istila etti. Ruslar kara harekatının yanı sıra çok sayıda hava ve füze harekatı düzenledi. Zelenski ülke çapında sıkı yönetimi ilan etti. Uzun süredir boğuştuğumuz Covid-19 önlemleri kapsamında 10 Nisan 2020'den beri uygulanan HES kodu uygulaması ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu 2 Mart 2022 tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu kararı sonucunda kaldırıldı. Ancak toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının devam edeceği de açıklandı. Covid-19 pandemisi kapsamında ölenlerin sayısı 6 milyonu geçti. 21 Kasım 1915 tarihinde Antarktika açıklarında batan İrlandalı kaşif Shackleton, gemisi Endurance'yi yıllardır bölgede yapılan uzun araştırmalar sonucunda araştırmacılar tarafından enkazı tam 106 yıl sonra bulundu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içinde bulunduran Çanakkale-Malkara Otoyolu hizmete girdi. Rus ve Ukraynalı heyetler Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında İstanbul Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmeler olumsuz sonuçlansa da Ukraynalı yetkililer Türkiye'yi garantör ülkeler arasında görmek istediklerini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde pençe kilit operasyonu başlatıldı. Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Bir infaz memuru şehit olurken 4 kişi yaralandı. Gezi Parkı eylemleri davasında yargılanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Süper Lig 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor oldu. 3 Nisan 2017'de yapımına başlanan Rize Artvin Havalimanı açıldı. İsrail-Türkiye arasında 15 yıl sonra ilk kez Dışişleri Bakanı seviyesinde görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ve Tel Aviv'de görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Muğla'da 21 Haziran'da başlayan orman yangını 25 Haziran'da kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 gün süren yangında 4500 hektar alan kül oldu. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın kalbinin durması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersiz olan hasta ise tecrit edildi. İsrail Meclisi'nin feshedilmesinin ve erken seçim kararı alınmasının ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett başbakanlık görevini koalisyon ortağı İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e devretti. Yair Lapid 14. İsrail Başbakanı oldu. Evrenin şimdiye kadar çekilmiş en detaylı ve en derin yeri olan ESMEKES 0723 James Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. Hindistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Murmu yeni Hindistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Murmu Hindistan'ın seçilen ilk kabile mensubu kadın cumhurbaşkanı oldu. Rusya'nın Ukrayna istilası sebebiyle oluşan tahıl krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarının açılarak bir tahıl koridoru açılması anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından İstanbul Dolmabahçe'de imzalandı. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği vakalarının dünya genelinde 75 ülkede görülmesi ve vaka sayısının 17 bini geçmesi üzerine küresel acil durum ilan etti.
Türkiye-İsrail arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülke 4 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı. Akademi ödülleri törenlerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 45. Akademi Ödülleri sırasında Marlon Brando'nun Oscar ödülünü reddetmek üzere sahneye çıkan, yuhalamalara ve ırkçı söylemlere maruz kalan Little Feather'dan 50 yıl sonra özür diledi. Pakistan'da Haziran ayından itibaren etkili olarak devam eden muson yağmurları nedeniyle oluşan seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 1128'i geçti. Pakistanlı yetkililer ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti ve uluslararası yardım çağrısında bulundu. Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra oğlu 3. Charles, İngiliz dominyolarının ve Birleşik Krallığın yeni kralı oldu. İran'da hicab kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetti. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında patlama meydana geldi. 41 işçi hayatını kaybetti. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında istek parça tartışması sonucu müzisyen Onur Şener vahşice öldürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Tok fabrikası açıldı. Mart'ta yollara inecek olan Tok'un fiyatı ise Şubat ayında belli olacak. Ampute Futbol Milli Takımı 2022 Dünya Kupası'nda Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cadılar Bayramı etkinliği adeta izdihama dönüştü. 154 kişi hayatını kaybederken 133 kişi yaralandı. Bir konserinde İmam Hatiplilere atıfta bulunarak söylediği sözler gerekçesiyle ünlü şarkıcı gözaltına alındı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleşti. 6 kişi hayatını kaybederken ikisi ağır, 81 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albasir olduğu belirlendi. Kadın terörist sorgusunda PKK bağlantısı ve talimatı Kobani'den aldığını itiraf etti. Teröristin 4 ay önce yasa dışı yollarla geldiği İstanbul'da dikkat çekmemek için tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi. Gaziantep'in Karakamış ilçesinde terör örgütü PKK tarafında Suriye'nin kuzeybatısından roket atıldı. Saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Adnan Oktar'a örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan 891 yıl hapis cezası verildi. Kripto para piyasalarının işlem hacmi bakımından en büyük 3. borsası FTX iflas etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te geçerli olacak asgari ücretin 8506 TL olduğunu açıkladı. Evet değerli izleyenler, bizler bu şekilde bir yılı geride bıraktık. Samimi Haber ailesi olarak 2023'ün ülkemize, her birimize sağlık, mutluluk ve huzurla gelmesini diliyoruz. İyi seneler diyerek yayınımızı sonlandırıyoruz.